Plaj TV olarak İstiklal Caddesi'ndeyiz. Turistlerin en yoğun olduğu bölgedeyiz. Bakalım Türk bulabilecek miyiz? Merhaba. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Where are you from? Filistin. Filistin. Thank you. Filistin. Türkiye, how are you? Türkiye? Yes. No Turkey, no you speak Turkey. Şiş kebap? Filistin'i bahki ana. Okay, şiş kebap? Şiş kebap? Yes. Turkish shish kebab? With this. Listen. Okay, thank you. Goodbye. Hello. Merhaba, kolay gelsin. Hello. Hello. Where are you from? We are from Russia. Russia. Istanbul? Istanbul is very nice city. Very nice city. Yeah. Shish kebab? Shish kebab? Very tasty. Where are you from? Moscow. Görmüş olduğunuz gibi röportaj yapmak için Türkiye'ye rastlamıyorum. O kadar kalabalık var ki, o kadar yoğunluk var ki turist akını var buraya. 100 kişiden bir kişi Türk olabilir. Biz de şansımızı deneyelim. Karşımızdan gelenlere soralım. Merhaba, kolay gelsin. Hello. Görmüş olduğunuz gibi cevap vermiyorlar. Evet, arkadan bir kişi geliyor. Bakalım soralım, Türk mü? Merhaba, kolay gelsin. Türkçe biliyor musunuz? Evet. Türkçe biliyorsunuz. Evet. Nerelisiniz? Çanakkale'liyim. Çanakkale'si. Türk'le karşılaştınız mı burada? Her yer Türk. Türkiye burası. Ama hiç ben Türk bulamıyorum röportaj yapacak. Allah Allah. Ben varım işte. Siz varsınız. Evet. Kaç kişi? Kaç kişi? İki kişiyiz şimdi. Öyle geziyoruz. Evet, arkadaşız. Hello. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Türkçe biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Nerelisiniz? Ben Özbekistanlıyım. Özbekistanlısınız. Evet. Türkçe biliyorsunuz. Çok evet. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Rica ederim. Merhaba, kolay gelsin. Thank you. Hello. Thank you. You where are from? Thank you. Thank you. Hello. Hello. Where are you from? İran. İran. Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hey. You where are from? I'm from America. America. Okay, goodbye. Merhaba, kolay gelsin. Konuşamayacağım. Nerelisiniz siz? Konuşamayacağım. Güzel misiniz? Evet. Hi. Hi. How are you? Hi. Thank you. Speak Arabic? No, Turkish. Turkish. Merhaba, kolay gelsin. Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum abi. Nerelisiniz siz? Ankaralıyım abi. Ankara'dan geldiniz. Ne yapmaya geldiniz? Yo, Ankara'dan gelmedim. Ankaralıyım. İstanbul'da çalıştım, oturuyordum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görmüş olduğunuz gibi İstiklal Caddesi'nde İstanbul'un en kalabalık semtlerinden bir tanesi burası. Türk bulmak imkansız, Türkçe konuşan bulamıyorum. Kesinlikle Türk bulmak imkansız gibi bir şey. İstiklal Caddesi'nde Türk aramaya devam ediyoruz. Soralım, Türkçe bilen var mı? Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Hello. Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum, evet. Nerelisiniz? Aslen Çorum. İstanbul'dasınız. Şu anda İstanbul'dayız, evet. Çorum'da mı yaşıyorsunuz, İstanbul'da mısınız? Yok, Almanya'dan geliyorum ama kökenlim Çorumlu. İstiklal Caddesi'ne geziyorsunuz. Evet, aynen. Evet, sizler ne söylemek istersiniz? Merhaba. Siz de mi Almanya'dan geldiniz? Aynen, Almanya'dan geldik. Türkçe bir konuşan yok. Ben de siz yakalamışken Türkçe konuşuyorum. Siz de yabancı zannettim. Tabii, buyurun. Türk çıktınız. Merhaba, kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkürler. Biz de aynen. Almanya'nın işte, neresinde yaşıyorsunuz? Gelsenkirchen. Nerede? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Dortmund tarafı. Düsseldorf, Dortmund. Kaç günlüğüne geldiniz? 5 gün. 5 gün. Ne söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz? Vallahi çok İstanbul'u? Güzel. Memleket özlemiyle geldik.
özlemimizi gidermeye çalışıyoruz. 5 günlüğüne beraber geldik. Ben Trabzonluyum aslen. Trabzonlusunuz. Siz? Ardahan Posov. Ardahan. Çok teşekkür ederim. Kolay Rica gelsin. Ederim. Yerli bulamazsınız. Türkçe konuşan çok az. Onlar da turist. Bak kolay gelsin. Hello. Turkish beraber. Turkish. Okay. Thank you. Goodbye. Hello. Hello. Yani aslında tabii yani İstanbul dünyanın 72 milletinin toplandığı bir yer oldu. İşte metropol olmak böyle bir şey. Fakat dikkatinizi çektim mesela Türklerin çoğu konuşmaktan hep kaçınıyorlar. Yani hala o korku devam ediyor. Ne olur ne olmaz lan şimdi televizyon. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada Ali Morca röportaj yaparken devamlı polis tacizine de uğramış. Çünkü Beyoğlu'nda çok sayıda biliyorsunuz polis var. Hepsi işte sivil. Ama bakar bakmaz anlıyorsun polis olduklarını. O da ayrı bir komedi yani. Hani ben geçerken bakayım bu şu polis, şu polis, şu polis. Çünkü neden? Hepsi aynı tip giyiniyorlar. Biraz hırpani. Onu ben birkaç kere de söyledim. Yani ya niye mesela biz Beyoğlu'nda şurada burada bir sivil polis geçiyor? Çünkü neden biliyor musun? Adam dövmek için. Resmi polis. Dünyanın her yerinde bu tür kalabalık noktalarda resmi polis vardır. Herkes görür, o caydırıcıdır. Biz de caydırıcı olmasın. Biri bir hırtlık yapsın da kafasına binelim diye. Dövüyorlar çünkü. Hemen anında dövüyorlar. Zaten yani ama kimi? Hani hırsızı, yan kesiciyi falan değil. Onlar ya onlar olur zaten. Yani biri bir eylem yapmaya falan kalkarsa diye çok sayıda şey var. Beyoğlu'nda bir tane resmi üniformalı göremezsin. Niye? Halbuki resmi üniforma olmalı. Caydırıcı olsun. Kimse bir şey bilelim. Ha öbür türlü çok kılıksız polisler koyuyorlar. O da iyi bir şey değil. Acayip acayip pantolonlar, üstlerinde bir yelekler, sırt çantaları, sırt çantasının kenarından coplar gözüküyor. Onun için diyorum o kadar belli ki zaten yürüyüşlerinden filan hepsi belli. Tıraşları aynı. Hep böyle şey, kabadayı böyle gidiyor, çekil lan yolundan filan böyle yani. Sonra da biri bir şey oldu mu geliyorlar efendim şey, niye çekiyorsun? Efendim valilikten izin alman lazım. Ana, valilikten ne izni? Yani niye valilikten haber yaparken ben niye valilikten izin alayım? Yok izin alınacakmış, yasakmış, bilmem ne, şu bu. Ha sonradan soruyoruz nedir bu? Efendim TikTok çekenler varmış da bilmem ne, onlar para ödesinler, oradan para kazanır. Lan bırakın bu numaraları Allah aşkına ya. Bunlar umuma açık yani, halka açık yerler. Hani özel bir yerde çekim yaparsın da adam der ki bir dakika. Ayrıca haber çekimi için bile özel bir yere giriyorsan evet söylüyorsun usulen. Diyorsun ki ben bir haber çekimim var filan. İzin alırsın bir şey yaparsın ama sokakta. Polis geliyor, kimsin, nesin, bilmem ne. Yani işte bunlar hep böyle biraz ilkel ve despotik yönetilen ülkelerde görürsünüz böyle şeyler. Normal bir, medeni bir ülkede kimse gelip de haber yapan adama izin aldı mı lan filan demez. Biz de diyor. Ha niye? E işte biraz o kadar şey değiliz yani. Bizler bir parça maalesef o konuda geçelim.